Bursa'da Alpagut Dünya Kupası heyecanı var. Türk milletinin atasporu olarak bilinen Alpagut için 20 ülkeden 500 sporcu yarışıyor. Biz de o noktaya çevireceğiz kameramızı. Ferhat Özkaner karşımızda olacak. Kendisinden dinleyelim ayrıntıları. Ferhat. Evet Nihan Koyuncu Yontar, Alpagut Dünya Kupası heyecanı Bursa'da başladı. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde başlayan müsabakalar, heyecanlı sahneler burada görebiliyoruz. Çünkü sporcuların hepsi Dünya Kupası'nı alabilmek için burada ter döküyor, hünerlerini sergiliyor. Sizin de söylediğiniz gibi yaklaşık 20 ülkeden 500 sporcu müsabakalara katılıyor. Sabahın erken saatlerinde müsabakalar bulunduğumuz spor kompleksinde başladı. Sporcular 2 gün boyunca burada ter dökecek, hünerlerini sergileyecek. Çünkü Dünya Kupası'nı almak istiyor gelen sporcular. 20 ülkeden katılım var dedik. Hangi ülkeler? Onları da belirtelim. Türkiye, Azerbaycan, Irak, İran, Kırgızistan, Kazakistan, aynı zamanda Bangladeş, Mısır, Rusya, Arabistan, İtalya gibi yaklaşık 20 ülkeden sporcular Dünya Kupası için burada. Hepsi heyecanlı. Yaşlardan biraz bahsedelim. 5 farklı branşlı sporcular yarışıyor. 30 kilodan başlıyor. 94 artıya kadar sporcular yarışıyor. 8 yaşından 50 yaşa kadar yarışan sporcular var burada. Sporcuların hepsi Dünya Kupası'nı almak için Tatanike'ye, yani belirtilen alana çıkıyor ve hünerlerini burada sergiliyor. Aynı zamanda hakemler puanlarını veriyor. Hepsinin sonunda da 5 farklı branşta, her kategoride, her farklı kiloda şampiyonlar çıkacak. Hangi kategoriler var? Alpagut'ta kategoriler biraz farklı branşlar. Ayça, Batur, Caymaz, Kursak ve Kaçut gibi 5 farklı branş bulunuyor. İşte sporcular bu farklı farklı branşlarda yarışıyor. Türkiye'de de özellikle Türk sporcular şampiyon olabilmek için ringlerde yerlerini alıyorlar. Birçok yaş kategorisinden özellikle küçük sporcuları da burada görebilmek mümkün. Aynı zamanda Türkiye'de Alpagut Turan Savaş Sanatı 5 yıldır yapılıyor. 2021 Avrasya Şampiyonası yine Türkiye'de yapıldı. 2022 Kasım ayında da Dünya Şampiyonası da Bursa'da yapılacak. İşte sporcular Dünya Kupası'ndan sonra Dünya Şampiyonası için yine Bursa'da olacaklar. Savaş sanatı olarak biliniyor Alpagut. Son 5 yıldır Türkiye'de Alpagut'ta eğitimler artırıldı ve müsabakalar artırılmış durumda. Evet, ekranlara yansıyor görüntüler. Zaman zaman sporcuların heyecanında bulunduğumuz bu alandan bizler de görebiliyoruz. Çünkü hepsi Dünya Kupası'nı alabilmek için burada yarışıyor. Hepsi yerlerini aldı. 2 gün boyunca sürecek Alpagut Dünya Kupası heyecanı Bursa'da. Bugün başladı. Yarın pazar günde son bulacak diyerek Bursa'dan söz tekrar size bırakalım.